Birincisi şu, bu başkanlık kararnamesiyle ilgili bir örnek vereceğim. Bu aynı zamanda parlamenter sistemle başkanlık sistemi diye sunulan, aslında tek adam rejimi olarak adlandırılması daha doğru olan sistem arasındaki farkı anlatacağız. Bu örneklerle onu anlatacağım. Bu örnekler onu doğrulayacak. Birinci örnek şu. Kasım ayı, Kasım 2016. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndayım. Ben genel kurulu yönetiyorum. Bir torba yasa görüşüyoruz. Hükümet bir önerge getirdi. Bir sayın bakan bir önerge getirdi. Önerge 18 yaşından küçük kız çocuklarına tacizde bulunanların affedilmesiyle sonuçlanacak bir düzenleme içeriyordu. Bu kız çocuğun yaşı 16 olur, 15 olur, 14 olur, 13 olur. 18 yaşından küçük. Ben tartışmalara katılamıyorum. Anayasa tartışmalara katılmamı yasaklıyor. Tarafsızlıkla genel kurulu yönetmek zorundayım. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partileri buna karşı çıktılar. Fakat hükümet, Sayın Bakan ısrar ediyor. Bunu geçirmek zorundayım, geçireceğiz diyor. Her neyse. Bir iki kere ara verdim. Sayın Bakan'ı ve grup başkan vekillerini odamda toplantıya davet ettim. Aralarında bir uzlaşmaya varmalarını sağlamak amacıyla böyle bir ortam oluşturdum. Ama mümkün olmadı. En sonunda önerge oylamaya sunuldu. Fakat genel kurulda yeteri sayıda milletvekili olmadığı için, biz buna toplantı yeter sayısı diyoruz, olmadığı için önerge görüşülemedi. Genel kurul kapandı. Ertesi hafta salı gününe kaldı bu konu. Salı gününe kadar Türkiye'nin bütün kadınları ayağa kalktı. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, diğer partili kadınlar, partisiz kadınlar, herkes kadın kimliğiyle hepsi ayağa kalktılar. Bu olmaz dediler. Ve önerge geri çekilmek zorunda kalındı. Bakın, parlamenter sistem budur işte. Bu sistem geçerse olamayacak mı? Olamaz. Bu sistem geçerse Cumhurbaşkanı bunu bir kararnameyle resmi gazetede yayınlayacak, yürürlüğe girecek.